Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Buket Koç. Evet arkadaşlar, bugün sizlere kataraktan bahsetmek istiyoruz. İlhan kardeşime buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki katarak görmemizi ciddi anlamda olumsuz etkileyen bir faktör. Retinitis pigmentosa hastalığını yaşayan pek çok kişide de katarak oluşmaktadır. O kişilerden biri de benim. Gözümde katarakla alakalı operasyon geçirdim ama maalesef olumsuz sonuç aldım. Ama bazı kişiler de olumlu sonuç alabiliyor. Sizler de bu riski göze alıyorsanız eğer gözünüze dokundurun diyebilirim. Şimdi İlhan kardeşimin detaylı olarak çekmiş olduğu katarak videosuna geçiyoruz. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlarınız olsun inşallah. Buket kardeşimle sizler için bir tane daha video çekmeye karar verdik. Bu videomuzun konusu genetik göz hastalıklarında katarak tedavisi. Bu videoda katarakta enine boyuna anlatacağız. Bu konuda arkadaşlar nacizane ben kendime güveniyorum. Bu konuda iddialıyım. Aklınızdaki bütün katarakla alakalı genetik göz hastalığı yaşayan arkadaşlardaki soru işaretlerini gidereceğimi düşünüyorum. İnşallah buna muvaffak oluruz. Benim Buket kardeşimle beraber yapacağım şimdilik bu son video olacak gibi duruyor. Çünkü anlatmam gereken her şeyi sizlerle paylaştım. Bu videodan sonra paylaşmış olacağım. Bunların akabinde yeni bir gelişme olursa gen tedavileriyle alakalı, optogenetikle alakalı, kök hücreyle alakalı gelişmeler olursa, yeni güncel bilgiler olursa bunları da elbette sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. İsterseniz yavaş yavaş videomuza geçelim. Öncelikle tabii ki sevgili Buket kardeşime ve sevgili eşi Murat abiye beni sizlerle buluşturduğu için çok çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde, onların katkılarıyla bu videolar size ulaşıyor. Ufaktan videomuza yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Arkadaşlar, genetik göz hastalıklarındaki katarakla yaşa bağlı katarak arasında çok fark var. Daha doğrusu bunlarla mücadele ediliş bakımından farklar var. Şöyle bir direkt teorik bilgi vereyim. Bunların içerisini açacağım yavaş yavaş. Katarak ameliyatlarında bilinen en yaygın olan 3 tane lazer çeşidi var. Bunlardan bir tanesi mikroplast lazer. Bir tanesi nanoplast lazer, bir tanesi de fakolazer. Bir de eski dikişli yöntem dediğimiz lazersiz yöntem var. Bu eski olmasına rağmen günümüzde bunun kullanılması gereken hastalarda olabiliyor. Bunların hepsini yavaş yavaş Allah'ın izniyle açıklamaya çalışacağım. Öncelikle retinitis pigmentosa hastalığıyla başlayalım. Retinitis pigmentosa hastalığında arkadaşlar yan etkileri olarak, daha doğrusu bu hastalığın bize çıkardığı problemler var, yan hastalıklar var. Bunlardan bir tanesi nystagmus, tıp dilinde Türkçe anlamı göz titremesi. Gözdeki hücreler azaldıkça, rot ve koni hücreleri, göz bir arayış içerisine giriyor. Odaklanma problemi yaşıyorsunuz. Bu da gözün sağa sola, yukarı aşağıya titremesine sebep oluyor. Bunu hissedemeyip de normal hayatta bunu yaşamayan arkadaşlar genelde OCT çektirirken, göz tansiyonu çektirirken, o ya da alan testi çektirirken o ışıklara odaklanamadığı zaman, karşıdaki onu çeken görevli odaklanamıyorsun, gözün oynuyor dediği zaman orada sizde nystagmus var demek anlamına da geliyor. Günlük hayatta bir objeye, nesneye odaklanırken o yukarı aşağı sağa sola oynuyorsa bu da nystagmus belirtisi oluyor. Rot ve koni hücreleri azaldığı için önünüzdeki nesnelere, objelere odaklanamıyorsunuz. Göz bir arayış içerisine giriyor. Buna da nystagmus deniliyor. Hani bunu açmışken bunu birazcık daha anlatalım. Aslında bunu anlatmayacaktık ama değinmişken tamamıyla anlatalım. Nystagmus tedavisinde de hem retinitis pigmentosa'nın, glokomun bir yan etkisi olacağı gibi doğuştan da nystagmus olunabiliyor. Bu doğuştan nystagmusların çok küçük bir kısmı ameliyatla halledilebiliyor arkadaşlar. Büyük bir kısmı da merceklerle ya da lenslerle, lensleri ki eğer
doğuştan nystagmusanız lensler belki kullanılabilir ama RP'li veya glokomluysanız lensler çok önerilmez. Bu konuda genelde gözlük kullanılır. Görüşü bir noktada sabitlemek için, merkeze sabitlemek için gözlükler, mercekler kullanılır. Bu nystagmusu tamamen geçirmez ama yavaşlatır. Daha az bunu hissedersiniz. Nystagmus tedavisinde üretilmiş bir göz damlası vesaire ilaç yok. Bu tedavide kullanılan genetik nystagmuslarda glokom hastalığında kullanılan göz damlalarıyla aynı damlalar kullanılır. Bunlara Birimagut, Lumigan ve Alpagan diye üçe ayrılabiliyoruz. Yani göz sinirlerini besleyen damlalar aslında burada daha çok tercih edilir. Göz tansiyonunu düşürücü damlalar değil. Yani glokomun içinde kullandığımız Tomek, Optomek, Azarga, Zalatan, Travatan gibilerden ziyade daha çok bu göz sinirini besleyici damlalarla göz titremesi hafifletilmeye çalışır. Bu genetik formunda da böyle nystagmusun RP'li veya glokomluysanız da yine aynı damlalar kullanılır. Mercekler yine aynı şekilde kullanılıyor. Bir de kenevir tohumu yağı da nystagmus tedavisinde kullanılan bir gıda takviyesi diyelim, nystagmusu azaltma yönünde. Onda nasıl kullanılacağını kısaca değineyim. Bir tatlı kaşığına ne yemekten önce ne yemekten sonra yemek arasında bir tatlı kaşığı kenevir tohumu yağı alıp onu yiyorsunuz. Ondan sonra yemeğe tekrar devam ediyorsunuz. Bu da nystagmusu göz titremesini azaltan etkenlerden bir tanesi arkadaşlar. Nystagmus'un dedik ki çok küçük bir hali ameliyatlarla tedavi edilebiliyor. Ama bu hiçbir göz hastalığınız yoksa sadece nystagmus'unuz varsa yapılabiliyor. Ben nystagmus dolayısıyla ameliyat olan bir hasta henüz Türkiye'de görmedim. Yurt dışında böyle yapılan ameliyatlar var. Genetik göz hastalığının yanında yani retinitis pigmentosa, Stargardt, glokom gibi bir hastalığın yanında eğer nystagmus gelişmişse bunlara herhangi bir ameliyat yöntemi yok arkadaşlar. Sırası gelmişken hani değinmişken nystagmusu da böyle anlatmış olduk. Şöyle başlamıştık videoya. Retinitis pigmentosa hastalığının yarattığı yan hastalıklar var demiştik. Bunlardan bir tanesi nystagmus, bir tanesi de göz kuruluğu, gözlerde yanma, batma hissi. Bu hasta hücrelerin azalmasıyla gelişen bir göz kuruluğu da olabilir. Kullandığınız göz damlalarının korneada ve gözün oküler yüzeyinde bırakmış olduğu göz tortuları da olabilir. Onun için bir göz damlası kullanıyorsanız ikili kombin halinde ya da üçlü kombin halinde ya da kullandığınız göz damlasının formuna göre yanına muhakkak ki bir gözyaşı damlası, suni gözyaşı damlası eklenmesi gerekmekte. Çünkü hem gözün oküler yüzeyini temizlediği için gözde kalan ilaçın tortuları temizlenmiş oluyor. Bu korneanın daha az zarar görmesine zarar görmesini sağlıyor. Bir de gözün sıvısının akışkanlığını korumuş oluyor arkadaşlar. Burada suni gözyaşı damlaları alışkanlık yapar. Aynı ağrı kesiciler gibi alışkanlık yaptığı zaman da ilk gördüğünüz faydaları göremeyebilirsiniz. Burada biz hani ne yapıyoruz? Diyelim ki gözyaşı damlasına refresh ile başladıysak bir ay, bir buçuk ay, iki ay ya da onu kullandıktan sonra gözyaşı damlasını değiştiriyoruz marka olarak. Novakova'ya geçiyoruz. Novakova'yı da bir iki ay kullandıktan sonra atıyorum Artelax'a geçiyoruz. Onu da bir iki ay kullandıktan sonra tekrar damla değiştirip refresh'e dönüyoruz. Göz o damlaya alışmasın diye bunu yapıyoruz. Bu göz kuruluklarında da Nevenak diye bir suni gözyaşı damlası var. Bu gözyaşı damlası aslında zararlı bir gözyaşı damlası. Retinadaki hücrelerin ölümünü hızlandırdığını okumuştum bir iki makalede. Bir de bununla ilgili bir iki doktordan bu damlanın olumsuzluğuyla hakkında böyle bir şekilde bilgi edinmiştim. Ve kendi eczacımdan da bu yönde bilgi öğrenmiştim. Onun için Nevenak'ı ben kimseye önermem. Böyle hakkında problemli geri dönüşler aldığım için diyebilirim. Göz kuruluğunda da arkadaşlar kullandığımız bir de aşırı göz kuruluğu yaşanıyorsa
Cobradex diye bir göz damlası var. Bu kullanılıyor. Doktorlar en çok bunu yazıyorlar. Bir de Teramisin denilen bir göz kremi var arkadaşlar. Bu göz kremini de gözün hem alt kapağını hem üst kapağını hafifçe açarak içerisine bu Teramisin göz damlası koyuluyor. Sonra göz kapağı bandajlanır, bir gazlı bezle beraber bantlanarak bir kanepede yarım saat 45 dakika dinleniyorsunuz. Sonra bantı söküp yüzünüzü yıkayabiliyorsunuz normal suyla beraber. Bu da göz kuruluğunu, gözdeki batmaları önleyen, hafifleten, daha sağlıklı bir bakış açısı size sunan bir etken diyebiliriz. Yalnız Teramisin kremini üst üste en fazla 5 kez kullanabiliyorsunuz. Sonra ara verilmesi gerekiyor. Bunu da eklemiş olalım arkadaşlar. Bu söylediğim göz kuruluğu ve nistagmusla alakalı olan şeyler glokomda da aynı, diğer sarı nokta hastalığında da aynı, Stargardt'ta da aynı, retinitis pigmentosa da aynı. Şimdi gelelim biz videomuzun asıl konusuna, kataraktı anlatacağız demiştik. Genetik göz hastalıklarının verdiği yan hastalıklardan bahsetmişken hem nistagmus hem de göz kuruluğunu da anlatayım dedim. Bildiğim kadarıyla videomuzun asıl konusu katarakta değinecek olursak arkadaşlar, retinitis pigmentosa hastalığında arkadaşlar katarak gelişimi olur. Bu hücrelerin azalması, yani çevresel ve merkezi görmeyi sağlayan rod ve konu hücrelerinin azalması, parantez içinde fotoreseptör hücrelerinin azalması bize Allah tarafından verilen göz içi lensimizin saydamlığının bozulmasına sebebiyet verebilir. Bu bunlardan bir tanesi olabilir. Yani hücrelerin azalması, hastalığın ilerlemesi beraberinde kataraktı da getirebilir. Arkadaşlar katarakta sebep olan en büyük faktörlerden bir tanesi de PRP arkadaşlar. PRP yapıldığı zaman göze 3 seans, 4 seans, katarakt yoksa başlangıcına sebep oluyor. Varsa kataraktın daha çok kalınlaşmasına sebebiyet veriyor. Bu da kataraktı getiren etmenlerden bir tanesi. Bir de kullandığımız sürekli göz damlaları varsa onlar da hem korneayı hem de bu göz içi lensimizin saydamlığını bozuyor. Buna da tıp dilinde opaklaşma deniyor. Yani beyazlaşma deniyor arkadaşlar. Buralarda bu anlattıklarımda hem glokom hastalığıyla hem de sarı nokta hastalığıyla hem de retinitis pigmentosa hastalığıyla aynı şeyleri barındırıyor. Buralarda aynı. Farklı olan şey şu. Retinitis pigmentosa hastalığında arkadaşlar katarakt geliştiği zaman dünyadaki oftalmologlar bu konuda ikiye bölünmüşlerdi. Bir kısım oftalmolog katarakt geliştiği zaman hemen büyümeden alınması lazım. Kalınlaştıktan sonra alınması retinaya daha çok zarar veriyor diye bir durum söz konusu olmuştu. Bir kısım oftalmolog da hayır, kataraktın alınması hastalığın daha hızlı bir şekilde ilerlemesine sebebiyet veriyor diyerek, bekleyebildiğiniz kadar, sabredebildiğiniz kadar sabredin. En çok zorlandığınız dönemlerde, artık sosyal hayatınızı çok aşırı etkilediğinde katarakt ameliyatını olun diye böyle öğüt veriyorlar hastalarına. Burada doğru olan test, doğru olan sav beklenmesi yönünde tecrübeler, hastalar olarak bizim de yaşadığımız tecrübeler bize bunu gösterdi. Katarakt ameliyatından, katarakt geliştikten sonra bizi en son zorlayabileceği kadar yere, en son dayanabileceğimiz yere kadar dayanmak, beklemek, en sonra da kataraktı aldırmak daha önemli oluyor. Şöyle hastalar çok tanıdık çevremizde, retinitis pigmentosalı olup kataraktı alıp da ya bugüne kadar niye beklemişim, niye sabretmişim bu kadar, katarakt alındıktan sonra pürüzsüz bir görme, parlak bir görme oluyor. Bunda da daha sonra 6 ay sonra, 1 yıl sonra hastalık daha hızlı ilerleyebiliyor. Yanlardan alan daralması yaşanabiliyor. Hastalığın daha hızlı bir şekilde ilerlenmesi söz konusu oluyor arkadaşlar. Onun için oftalmologların bu ikiye bölündüğü şey de ikinci anlattığım, kataraktın geliştikten sonra
en son raddeye kadar gelene kadar beklenmesi, bu riskin en geç şekliyle alınmasından yana tecrübeler bunu gösterdi bizlere arkadaşlar. Ancak şunu da ekleyeyim, bu durum herkeste olmuyor. Yani birçok retinitis pigmentosa arkadaşımızda katarakt ameliyatını olduktan sonra hiçbir problem yaşamadılar. Bu durum yani bizim tahminlerimize göre %30-35'lik bir kısmı kaplıyor. Ama her ameliyatın bir riski vardır fikrinden yola çıkarak, bu bir riskse biz hastalar olarak bu riski ne kadar, retinitis pigmentosa hastası olan arkadaşlar için söylüyorum, bu riski ne kadar geç alırsak o kadar iyidir. Sonuçta hastalığımızın hızlı bir şekilde ilerlemesini genç yaşlarda istemeyiz. Aslında hiç istemeyiz ama yapılması gereken şey katarakt kalınlaştığı zaman alınması bizim kendi sağlığımız için daha iyi oluyor. Çünkü katarakt alındıktan sonra hastaların yaşadığı en büyük problem alan daralmasının yaşanması arkadaşlar. Alan daralması yaşandığı zaman da problem oluyor. İnsanlar bağımsızlıklarını kaybediyor. Bu da görme engelliler için çok büyük bir handikap oluyor arkadaşlar. Glokom hastalığında ise bu durum çok çok daha farklı arkadaşlar. Retinitis pigmentosa hastalarında katarakt ameliyatında beklenebildiği kadar beklenilsin, sabredilebildiği kadar sabredilsin derken, glokom hastalarında böyle denilmiyor arkadaşlar. Çünkü katarak gelişimi göz tansiyonunun yükselmesine ya da göz tansiyonunun düzensiz olmasına sebep oluyor. Bakıyorsun bir gün göz tansiyonunuz %30'a çıkmış, bir gün 15'e inmiş, bir gün 20'ye çıkmış. Bu göz tansiyonunun düzensiz olumu da optik sinirlere zarar verdiği için glokom hastalarında katarak geliştiği zaman hemen alınması yönünde doktorlar bu şekilde hastalarını bilgilendiriyorlar. Başka glokomla alakalı şunu söyleyebilirim. Glokom hastalığında hastalık ilerlemişse arkadaşlar, çok ileri bir duruma gelmişse, burada yapılması gereken şey öncelikle şu. Doktorla beraber oturulup karar verilmesi gerekiyor. Ameliyatın nasıl yapılacağı yönünde. Burada hastalık çok ilerlemişse, demin videonun başında söylediğim eski yöntem, dikişli yöntemi kullanır doktorlar. Herhangi bir lazer yöntemi kullanmazlar. Bu nasıl söyleyeyim size? Çok kıymetli bir tarih eseri toprağın altından çıkartırken böyle incinmesin, kırılmasın diye toplu iğneyle, bazen böyle hani böyle bir söylenti vardır. Toplu iğneyle beraber onu oradan kazıyarak o tarih eseri oradan çıkarmaya çalışırlar. Glokom hastalığında da eğer çok bir ilerleme varsa, optik sinirler çok hassas bir duruma gelmişse, bu eski dikişli yöntemi kullanırlar. Optik sinirlere zarar vermemek adına çok ince bir hekimlik, işçilik gerekir orada. Bu göz içi lensini çıkartırlar ve duruma bakılarak bu hastayla beraber önceden konuşulur. Optik sinirlerin durumu iyi durumda değilse yeni bir mercek takılmaz, böyle bırakılır. Hasta geri kalan yaşantısına kalın mercekli gözlüklerle devam eder arkadaşlar. Bu da hastaya ameliyat öncesinde bu şekilde, eğer optik sinirlerin durumu sıkıntılıysa, hassas bir noktaya gelmişse, böyle de yapılabileceği söylenir. Eğer eğer optik sinirlerin durumu iyi durumdaysa mercek de takılabiliyor arkadaşlar. Bu şekilde de glokom hastalığının durumunu anlatmış olalım arkadaşlar. Yani retinitis pigmentosa'da, Stargardt'ta katarak ameliyatında beklenebildiği kadar beklenmesi gerekiyor. Glokom hastalığında da katarak geliştiği zaman hemen alınmasında fayda var arkadaşlar. Bu şekilde ayrılıyor. Glokom hastalığında şuna yalnız glokom hastalarının çok hassasiyet göstermesi gerekiyor. Katarak ameliyatını yapacak olan hekimin bir retinacıdan ziyade ya da gözün ön segmentiyle ilgilenen bir doktordan ziyade, hem glokom ameliyatları yapabilen hem de katarak ameliyatlarını yapabilen hekimlerin seçilmesi gerekiyor.
Çünkü katarakt ameliyatı esnasında göz tansiyonu çok aşırı da çıkabilir, aşırı da düşebilir. Bununla nasıl baş edilebileceğini en iyi bir glokom hekimi bilir diye söyleyebiliriz, bilgi verebiliriz bu konuda arkadaşlar. Retinitis pigmentosa ve glokomda da dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. Bunları bahsedeceğiz. Bundan önce sarı nokta hastalarında arkadaşlar katarakt ameliyatını hiç kimse tavsiye etmiyor. Sarı nokta hastalığında bir katarakt gelişimi söz konusuysa onda doktorlar ya ödemi indirmeyi bekliyorlar yapılan enjeksiyonlarla, iğnelerle beraber ya da hiç dokunmuyorlar. Ya da yapılabilen şeysi varsa, durumları varsa onu ben bilmiyorum. Çevremdeki sarı nokta hastalarında hiç katarakt ameliyatı yapıldığını ben görmedim. Onun için bu konuda hani yapılabilir demiyorum. Çünkü ben hiç görmedim. Katarakta ulaşan arkadaşlara da sarı nokta hastalarına da katarakt ameliyatı yapılmıyor. Şimdi katarakt ameliyatında yapılması, dikkat edilmesi gereken unsurlar var arkadaşlar. Bunlara da kısaca değinelim. Arkadaşlar katarakt ameliyatında kullanılan mercekler var. Bunlardan multifokal ve trifokal lens denilen lensler bizim gibi genetik göz hastalığına sahip olan hastalara olmuyor arkadaşlar. Taktıranlar var mı? Multifokal lensler var ama bazen problem yaşayabiliyorlar. Onun için glokomda da retinitis pigmentosa'da da genelde ya yakın lens takılacak ya uzak lens takılacak. Genelde de uzak lens takılıp yakın gözlükle beraber, yakın gözüyle beraber halledilme yoluna gidiyor. Retinitis pigmentosa hastalarında da trifokal lens, multifokal lensler kullanılmıyor. Glokom hastalarında da yani akıllı mercek dediğimiz mercekler kullanılmıyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Genelde genetik göz hastalığına sahip olan hastalarda ya uzak lens koyacağız ya yakın lens koyacağız. Bunu da doktorunuzla oturup beraber istişare etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Mesela benim %3 bir görüşüm var. Uzağa zaten baktığım zaman da göremiyorum. Bana en kaliteli uzak merceği taksa da zaten uzağa göremeyeceğim. Ben kendim olsam, yani ben katarakt ameliyatı olacak olsam yakınımı görebiliyorum biraz daha, en azından daha iyi uzağa göre. Onun için yakın görmemi daha da kaliteli bir hale getirmek için ben yakın mercek taktırırdım. Ama bu benim görüşüm, bu benim gördüğüm, bu benim hissiyatım. Burada da sizin durumunuz sizi ilgilendirir. Hani sizin nasıl gördüğünüze bağlı arkadaşlar. Bunu yapmanız, bunu doktorunuzla beraber istişare etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir başka katarakla alakalı anlatmam gereken şey, katarak ameliyatlarında arkadaşlar ödem oluşabiliyor. Takılan yeni merceğin göze uyum sağlamaması durumları söz konusu olabildiğinden gözde ödem oluşabiliyor. Ödem oluştuğu zaman da göz tansiyonu yükseliyor. Ben buna kendimce yalancı göz tansiyonu diyorum. Niye böyle dediğimin açıklaması şöyle. Yani tıpta böyle bir literatür yok da ben buna böyle diyorum. Niye? Çünkü ne yaşa bağlı faktörlerden dolayı ne de genetik bir durumdan dolayı glokomunuz yok. Sadece bu katarakt ameliyatında merceğin ödem yapmasından dolayı göz tansiyonu yükseliyor. Böyle bir durum söz konusu olduğu zaman benim tavsiye edebileceğim şey takılan merceği yerinden tekrar çıkartıp oranın iyileşmesi beklenip daha kaliteli bir mercek takılması. Ancak göze takılan yeni lensi oradan çıkaracak doktorların hani çok iyi kaliteli doktorlar olması lazım. Bunun arayışı içerisine girilmek gerekiyor. Ve bir de bu merceği çıkarma işleminin katarak ameliyatının üzerinden uzun zaman geçmemiş olması gerekiyor. Yani 1 yıl 2 yıl geçtikten sonra artık o merceği oradan çıkartamazsın. Böyle yapan hekimler de var. Bu sorunu kökten çözmek anlamına geliyor. Bununla uğraşmayıp bir takım glokom ameliyatlarıyla beraber ya da lazerle beraber göz tansiyonu düşürme yoluna da gidilebiliyor. Bu bir RP'linin gözüne daha çok zarar verdiği tecrübelerle, hastalarla beraber kanıtlanmış. Bunlar glokom hastalığında da olabiliyor.
Hani bu ödem problemi. Katarakt ameliyatlarında ödem oluşup göz tansiyonu yükselebileceği gibi göz tansiyonu düşük de olabiliyor. Bu konuda da kullanılan bazı kortizollu ilaçlar var. Maxidex gibi, Moxidexa gibi ilaçlarla göz tansiyonu yükseltilmeye çalışılıyor. Göz bandajla beraber sıkıca bağlanarak 10 gün, 20 gün böyle kapalı kalarak göz tansiyonunun yükseltilmesi, tekrar normal seviyesine getirtilmesi gerekiyor. Burada göz tansiyonu 11 ile 21 arasında bir şey olması gerekiyor. Uluslararası Glokom Vakfı bunu 12.3 olarak belirledi. Ama göz tansiyonu, genetik göz hastalığına sahip bir hastaysanız göz tansiyonun 15-16'larda olması da çok sıkıntı yaratmaz. 11'in altında olması, yani 10 gibi olması çok bir zarar yaratmaz. Ancak sıkıntı yaratan şeyi 6'lar, 5'ler, 4'ler, 3'ler, bunlar gözün boşalmasına sebebiyet, gözün akmasına sebebiyet verebiliyor. Onun için göz tansiyonu da, göz tansiyonunun durumu da katarakt ameliyatlarından sonra en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi arkadaşlar. Katarakt, hani bizim gibi genetik göz hastalığına sahip, glokom olsun, Stargardt olsun, retinitis pigmentosa olsun, hastaların çok sıklıkla karşılaştığı bir şey. Bunu geciktirmek için üretilen bir tane göz damlası var. Bunu geçen videoda da paylaşmıştım, Visikli diye. Bu videonun altına da atarız. Benim burada anlattığım ilaçları, göz damlalarını, gıda takviyelerini ben dedim diye sakın almayın arkadaşlar. Burada otorite ben değilim. Otorite her zaman bu konuda ihtisas yapmış hekimlerdir. Onlara muayene olarak, gözünüzü göstererek, retinanızı, optiksinize, korneanıza baktırarak onların önereceği ilaçları kullanmanızda büyük fayda var. Biz sadece bunlar da vardır. Bunları da kullanın. Kullanabilirsiniz ama sizleri bundan haberdar ediyoruz. Doktorunuza danışarak sizin için uygunsa bunları da kullanmanız yönünde söylüyoruz. Yani bunlardan size amacımız haberdar etmek, böyle damlaların da üretildiğinden sizleri haberdar etmek arkadaşlar. Maalesef PRP'nin kataraktın kalınlaşmasına olumsuz anlamda çok büyük etkisi var arkadaşlar. PRP kataraktı maalesef çok kalınlaştırıyor arkadaşlar. Bunu tekrar vurgulamak istedim. PRP'den uzak durmanızda fayda var bu anlamda. Kataraktınız kalınlaştıktan sonra yapan doktorlar bile bunu kabul ettiler. İsim vermeyeceğim ama kabul ettiklerini biliyorum. Onun için PRP'den uzak durun. Buzlu cam arkasından gibi bir görüşe sahip olmak hiçbirimiz istemeyiz. Bunu en uzun vadede, hani katarak başlanmışsa bu yavaş yavaş büyüyecek tabi ama bir kerende hani PRP ile vesaire ile bunların hani büyümesini istemeyiz. İstediğimiz yavaş yavaş büyüsün. Biz o ameliyatı, bir retinitis pigmentosa hastasıysak, en geç ne zaman oluyorsak öyle olalım mı isteriz. Buzlu cam arkasından bakarmış gibi bir görüntü, kötü bir görüntü ama o katarakt alındıktan sonra hastalık ilerlerse, her yanlardan alan daralması olduğu zaman anahtar deliğinden bakarmış gibi bir görüntü söz konusu meydana geliyor. Bu o görüntüden daha kötü. Çünkü o zaman artık bağımsızlığınızı kaybetmiş oluyorsunuz. Bu da retinitis pigmentosa hastaları için çok büyük bir hayal kırıklığı, psikolojik travma, çöküş oluyor ve sosyal hayattan kopmalarına sebebiyet verebiliyor. Ama hemen hani paniğe kapılmayın. Dediğim gibi bu retinitis pigmentosa hastalarının %30-35'lik kısmını kapsıyor arkadaşlar. Her katarakt ameliyatı olan retinitis pigmentosa hastası bu sıkıntıları yaşamıyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şunlardan bahsedelim. İşte kataraktın artık gelişmişse ya da başlangıcı olmuşsa yapılan birçok yöntem var. Bunlardan işte birkaçını söyleyeyim.
kaya tuzuyla hazırlanan bir karışım var. Sıcak suya bir tatlı, bir çay bardağı sıcak suya bir tatlı kaşığı kaya tuzu koyup karıştırıyorlar. Onu bir damlalığa döküp göze damlatıyorlar. Kantaron yağı kullanıyorlar, göze damlatıyorlar. Limon damlatanlar var, bal damlatanlar var, anne sütü damlatanlar var. Bunlar arkadaşlar benim tavsiye ettiğim şeyler değil. Belki fayda gören arkadaşlar olmuştur ama bunlar alternatif tıp gibi diyelim ve doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış ve hijyenik ortamda hazırlanmayan, yapılmayan şeyler. Siz fayda beklerken daha büyük zararlarda görebilirsiniz. Ki bunların hani birçoğunda asit var. Korneanız zedelenmesi de söz konusu olabilir. Bunların birçoğu gözü yakan, göze damlatıldığında acı veren şeyler. Bunlar da gözde başka farklı problemler çıkartıp sizin başınızı ağrıtabilir arkadaşlar. Onun için bu tür bilindik şeylerin damlatılmasını göze ben hiçbir zaman tavsiye etmem. Bu konuda steril ortamlarda, yani laboratuvarlarda hazırlanmış bu iş için yapılmış damlaları damlatmak gene en güvenli yol diye söyleyebilirim. Onların bile birçok yan etkileri var arkadaşlar. Mesela buna bir tane örnek vereyim size. Alpagam P diye bir göz damlası var. Bu glokomlular için olmazsa olmaz bir göz damlasıdır. Göz tansiyonunu bir miktar düşürme özelliği var ve optik sinirleri de görme korteksinden, oksipital korteksten beyne gelen görme sinirlerini göze bağlandığı yerde ganglion hücreleri dediğimiz hücreler var. Bunların ucularını besleyen, onları güçlendiren, kırılmalarını, ölmelerini önleyen bir göz damlası. Yani glokom hastaları için önemli bir göz damlası olmasına rağmen kullanıldığında ilk 1-2 hafta gözde pusluluk yapabiliyor. Bir yan etki. Nefes darlığı yapabiliyor. Geniz akıntısı yapabiliyor. Halsizlik, uyku yapabiliyor. Nefes darlığı yapabiliyor. Böyle birçok yan etkisi var. Ben yıllarca mesela sinüzit hastası olduğumu zannetmiştim. Halbuki bu kullandığım göz damlalarının yan etkisinden dolayı böyle bir burun akıntısı durumu söz konusu oluyor. Bunlar da hani göz damlalarının yan etkileri maalesef bu şekilde var. Bunların hepsi bir hastada görünecek diye bir kaide yok. Belki biri görünür, belki ikisi görünür, belki hiçbiri görünmez. Ama böyle yan etkiler var. Hani alpakan peyip de diş etlerine çekilme de yapıyor, onu da söyleyelim. Böyle de bir yan etkisi var. Ama dediğim gibi herkes de olmayabiliyor. Olabilenlere de var. Yani burada anlatmak istediğim şey aslında steril ortamda bile hazırlanan bir göz damlasının bile bize yan etkileri varken bu şekilde biz evimiz kendimiz bardakta hazırladığımız tuzlu sudan gözümüze ne kadar fayda gelecek, ne kadar zarar gelecek bunun sağlamasını tartısını maalesef yapamıyoruz arkadaşlar. Onun için bu tür şeylerden ben uzak durmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Tabii yine herkesin kendi bilincine kalmış, kendi isteğine kalmış. Bana soran olursa böyle bir şey ben tavsiye etmem arkadaşlar. Bu konuda katarakla alakalı bir göz hekimine başvurulmasını tavsiye ederim arkadaşlar. Düşünüyorum hani katarakla anlatabileceğim başka daha bir şey kaldı mı diye. Her şeyi anlattım gibi geliyor. Bu konuda hani bütün anlatabilecek olan her şeyi anlattım. Şunları değinmedik. Katarak ameliyatlarında arkadaşlar göz numaralarınızın ne kadar olabileceğine, hani ne olduğunu çok iyi belirlemeniz gerekiyor. Astigmatın ne kadar bırakılacağı, miyopun ne kadar bırakılacağı, bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çok iyi ayarlanması gerekiyor. Ve seçtiğiniz göz hekimlerinin muayenelerinde simülasyon olmasına çok dikkat edin arkadaşlar. Yani katarak ameliyatı olmadan önce 3 aşağı 5 yukarı %80-85 ameliyattan sonra nasıl göreceğinizi size bir simülasyonla beraber gösteriyorlar. Ona muhakkak girin, bakın, onu bir yaşamaya çalışın o görüntüyü. Bu da sizin için bir ön kaynak olur. Hani ilerisi için bir fikir olur aklınızda. Bir de göz numaralarınız neyle, hangileri belirlenmişse
o göz numaralarınızı ameliyathanede gidene kadar, şey yapana kadar doktorunuza sürekli söyleyin. Bunları böyle, bunu böyle bırakacaksınız diye. Burada birkaç arkadaşımızda maalesef karışıklıklar oldu. Atıyorum 5 bırakılması gereken yerde 2 bırakmış ameliyattan sonra. Bu da tabii ki retinitis pigmentosus hastası için düzeltilemiyor. Böyle maalesef olumsuzluklar da oluyor. Eğer genel anesteziyle olacaksanız, hani narkozu yiyene kadar bu göz numaralarınızı neyde anlaştıysanız, hoca neyi belirlemişse bunu hocaya sürekli hatırlatın. Lokal olacaksanız zaten onda baygın değilsiniz zaten. Ameliyat esnasında da bunları söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Demin bahsettik. Genetik göz hastalıklarında multifokal ve trifokal, yani iki odaklı, üç odaklı lensler kullanılmıyor. Normal lensler kullanılıyor. Uzak ya da yakın lensler kullanılıyor. Demin dediğimiz gibi bazı ödem durumları ya da göz tansiyonunun yüksekliği ya da çok düşmesi gibi durumlar, gözün koyulan merceği kabul etmemesi durumları söz konusu oluyor arkadaşlar. Bu bağlamda en kaliteli merceği seçmenizde fayda var arkadaşlar. Uzak merceğini ya da yakın merceğini. Devletin ücretsiz verdiğine çok takılı kalmadan siz daha iyisini, daha kalitelisini doktorunuza aldırmaya çalışın. Hani bu konuda kendiniz de fedakarlık yapın. Çünkü katarakt ameliyatı sonrası yaşanan problemler çok uğraştırıcı, can sıkıcı problemler olabiliyor. Bunlara kimsenin düşmesini istemeyiz arkadaşlar. Bunu da katarakt ameliyatıyla alakalı söyleyeyim dedim. Lensin de kaliteli olmasına çok dikkat edin. Simülasyona önem gösterin dedik. Başka katarakta anlatabileceğim arkadaşlar ne kaldı diye böyle bir düşünüyorum. Daha bir şey kalmadı gibi arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Benim muhtemelen hani uzun bir süre Buket kardeşimle beraber video çekmeyiz gibi duruyor. Çünkü anlatabileceğim her şeyi anlatmış oldum genetik göz hastalıklarıyla alakalı. Dediğim gibi yeni bir gelişme olursa, güncel bilgi gen hastalıklarıyla beraber, yani genetik olarak ya da optogenetikle alakalı ya da glokomla alakalı bir gelişme olursa ya da kök hücreyle alakalı, embriyonik kök hücreyle alakalı, bunları elbette sizlerle güncel bilgileri paylaşmaktan mutluluk duyarız. Yardımcı olmayı isteriz. Şu anda genel olarak ben göz hastalıklarıyla ilgili bildiğim her şeyi anlattığımı düşünüyorum. İnşallah sizlere küçük bir zerre kadar da faydası olmuşsa bundan mutluluk duyarım arkadaşlar. Ben sizleri çok sevdim. Videoların altına yazdığınız yorumları gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Benim şahsıma yapılan yorumları Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim hepinize. Görmeden sizleri gerçekten çok sevdim. Sizlerle, görme engelli kardeşlerle de arkadaşlarla da aynı kaderi paylaştığım için ve onların hayatında küçük bir zerre de olsun bir bilinçlendirme, bir faydam dokunduysa bu da beni çok mutlu ediyor. Buradan tekrar Buket kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Bu imkanı bana sağladığı için, sizlerle beraber video yapma imkanımız olduğu için, sesimiz sizlere ulaştığı için. Arkadaşlar videonun yavaş yavaş sonuna geldik. Benim anlatabileceklerim bu kadar. Bana vakit ayırıp dinlediğiniz için, güzel yorumlarda bulunduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim ışığınızı arttırsın, eksiltmesin hiç. Rabbim herkese hayırlı tedaviler nasip eylesin. Hayırlı hekimlerle karşılaşmayı nasip eylesin. Tedavi onayını almış, dünyaca geçerliliği ispat edilmiş, FDA onayı, EMA onayı almış, kanıtlanmış tedavilerle sizleri karşılaştırsın arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık efendim. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer video içeriğini faydalı bulduysanız like atarsanız ve kanalıma abone olursanız eğer çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.